olan tarihi yarımadadan merhaba. Farklı coğrafyaların kültürünü ve sanatını buluşturan devre alemle bir kez daha karşınızdayız. Bugün haber duraklarımız Sofya, Tiran, Prizren ve İstanbul. Peki neler var programda? Önce kısaca ona bakalım. Ardından bugün devre aleme Sofya'dan başlayalım. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bu yıl ilki düzenlenen tiyatrolar gecesi. Sofya'da açılan Kum Heykeller Festivali. Alsar Vakfı öncülüğünde Bağcılar Belediyesi'nin Tiran'da organize ettiği yardım etkinliği. Prizren Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin düzenlediği engelliler için fotoğraf kursu. Kore yapımı, onlarca filmi İstanbul'da Türk izleyiciyle buluşturan Türk-Kore Film Haftası'ndan notlar. Devre Alem, Sofya, Tiran, Prizren ve İstanbul'dan kültür sanat haberleriyle başlıyor. Tiyatroyu daha geniş kitlelere yaymak, oyuncuları tiyatro severlerle buluşturmak için 2008'den bu yana birçok ülkede tiyatrolar gecesi düzenleniyor. Avrupa Tiyatrolar Gecesi'ne bu yıl ilk kez ev sahipliği yapan yerlerden biri de Bulgaristan'ın başkenti Sofya oldu. Ülkenin kültür başkentinde renkli etkinliklerle Sofyalılar sanatın keyfini çıkardı. Bulgaristan'ın başkenti Sofya bu yıl ilk kez düzenlenen bir etkinliği kültür dünyasına kazandırdı. Sofya'da ilk kez düzenlenen tiyatrolar gecesi için hazırlıklar günler öncesinden başladı. Kentin farklı yerlerinde gün boyunca 80'i aşkın etkinlik, tiyatro temsili, atölye çalışmaları ve oyuncu performansları vardı. Tiyatrolar gecesi, dil, din ve etnik engelleri aşarak kaliteli tiyatro sanatı kurmak ve halka açmayı hedefliyor. 2008'de ilk kez Hırvatistan'da düzenlenen tiyatrolar gecesine Bosna Hersek, Karadağ, Slovakya, Avusturya, Slovenya, Almanya ve İspanya'da katıldı. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da ise etkinlik yoğun ilgiyle karşılandı. Bulgaristan çapında olduğu gibi Sofya'da da müzeler gecesinden sonra bu kez de ilk defa tiyatrolar gecesi düzenlendi. Avrupa'nın 10 ülkesinde olduğu gibi Sofya'da da bütün tiyatrolar bu gece kapılarını ziyaretçilere açtı. Bir yandan temsiller, öte yandan da tiyatronun gelmişiyle geçmişi tiyatro salonları ziyaretçilere açıldı. Ve bir açıdan Melpomena'nın sarayı olarak adlandırılan bütün bu güzel binalar, ki Sofya'da çok fazla olduğunu söylemekte yarar var, Sofyalı tiyatro severlerle buluştu. Ülkenin en eski tiyatrosu olan Ivan Vazov Halk Tiyatrosu önünde sabahın erken saatlerinde başlayan Çocuk Bayramı gün boyu şarkılar ve farklı atölye etkinlikleriyle sürdü. Tiyatro önündeki meydan tiyatro severleri ağırladı. Tiyatro sanatını halka açmak ve kapsamlı programlarla genç nesile sevdirmek amacıyla Avrupa Tiyatrolar Gecesi etkinliklerine bu yıl üye olan Sofya, zengin tiyatro geçmişine sahip bir başkent. Bu kapsamda Bulgaristan'ın en iyi oyuncuları tanıtıldı ve sergiler düzenlendi. Bir arkadaşını tiyatroya kazandır çağrısıyla yola çıkan etkinlikte sanatseverler yanlarında arkadaşlarını da getirdi ve sahnelere yeni ziyaretçiler kazandırıldı. Sırada mimari eserlerden önemli isimlere, çok sayıda figürün kumla hayat bulduğu bir festival var. Sofya'da düzenlenen Kumdan Heykeller Festivali ikinci kez meraklılarıyla buluştu. Birçok sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi Ekim ayına kadar açık olacak.
Bulgaristan'ın başkentindeki en geniş yeşil alanlardan biri olan Güney Park, kapılarını bu kez kumdan heykeller sergisi için açtı. Artforia 2013 etkinliği kapsamında düzenlenen Kumdan Heykeller Festivali, yerli ve yabancı pek çok sanatçının kumdan heykelini içine alıyor. Sofya Belediye Başkanı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen Kum Festivali bu yıl Zamanın Ruhu başlığı altında hazırlandı. Festival için Sofya yakınından kil oranı yüksek 600 ton kum getirildi. Tiyatro sembollerinden önemli isimlere, hayvan figürlerinden mimari yapılara kadar geniş bir çeşitliliğe sahip sergide sanat aracılığıyla farklı mesajlar veriliyor. Sofya'nın en büyük parklarından biri Ağustos ve Ekim ayları arasında Kum Heykeller Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Burada bu alan içerisinde Zamanın Ruhu, ta bir zamanlar Shakespeare'in olmak veya olmamak ikiliminden başlayarak günümüz özellikle Bulgaristan'da Avrupa sevdasına kadar uzanan bir yolculuk sunuyor. Sofya'da bu yıl ikinci kez düzenlenen Kum Festivali'nde sergilenen kumdan heykeller özellikle çocukların ilgisini çekiyor. Organizatörler kum gibi zarif ve zor bir malzemeden yapılan heykelleri korumak için de yoğun çaba sarf ediyor. Başkent Sofya'da açılan ve Ekim ayına kadar sürecek olan Kum Festivali'nden sağlanacak gelirse çocuklar için projeler gerçekleştiren yardım kuruluşlarına aktarılacak. Balkanlarla devam ediyoruz. Geleceğin Alternatifi Alsar Vakfı ile İstanbul Bağcılar Belediyesi Tiran'da bir yardım etkinliği düzenledi ve bu etkinliğin ayrıntıları için Tiran temsilcimiz Rina Gurgule şimdi karşımızda. Rina, neler vardı bu etkinlikte? Seni dinleyelim. Evet Ceren, geçtiğimiz günlerde Arnavutluk'ta yetimlerin yüzünü güldüren çok anlamlı ve çok güzel bir etkinlik düzenlendi. Alsar Vakfı ve Bağcılar Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen bu etkinlikte 2000 yetimin yüzü güldü ve 2000 yetim giydirildi. Bu salonda çocukların yanı sıra 2000 dul hanımefendi de yer aldı. Birlikte çocuklar sahneye çıktı ve Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okudular. Bu da bir etkinliğe ayrı bir güzellik ve ayrı bir zenginlik kattı. Ayrıca bu etkinlikte Türkiye'den gelen önemli misafirler de vardı. Bunlardan biri Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırcı, Samsun Milletvekili Cemal Yılmazdemir ve İnsani Yardım Vakfı temsilcileri de bu etkinlikte yerlerini aldılar. Yardımların ve hediyelerin dağıtılmasından sonra da bu etkinlik sona erdi. Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Alsar Vakfı'nın ev sahipliğiyle Bağcılar Belediyesi 2000 yetim çocuğun giydirildiği bir etkinlik düzenledi. Alsar Vakfı temsilcilerinin yaptığı konuşmayla başlayan etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yetim çocuklar tarafından söylenen ilahilerle devam etti. Katılımın oldukça yüksek olduğu programa yetim çocuklarla birlikte anneleri de katıldı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı konuşmasında yetim çocukların yalnız olmadığına değindi. Yetimlerin sevinmesi gerçekten çok güzel bir duygu ve onlar öksüz olmadıklarını, yetim olmadıklarını, kimsesiz olmadıkları, kimi olduğunu da anlamış oldular. Eğitim döneminin başında bu organizasyon da ayrıca anlamlı. Bizim inancımıza göre de yetimi sevindirmek, yetimin başını okşamak büyük sevaplardan ve sadakadır. Bugün Arnavutluk'ta da böyle güzel bir organizasyona da şahitlik etmiş olduk. Samsun Milletvekili Cemal Yılmazdemir ve İHA İnsan Yardım Hareketi'ni temsilen Mehmet Demir de etkinlikte bulunan isimler arasındaydı. Gerçekten çok mutlu olduk bu programa katılmaktan. Birkaç ay önce yine böyle bir programa katılmıştık. Bu defa Bağcılar Belediye'mizin ciddi katkıları var.
ve Alsar üzerinden burada yetimlere yardım yapılıyor. Hem okul eğitim amaçlı, hem erzak, yardım, gıda, giysi. Sanıyorum bugün 2000'e yakın bir kardeşimiz bugün buradaydı spor salonunda. Ve güzel bir program oldu. Biz İHA İnsani Yardım Vakfı olarak dünyanın şu anda 42 ülkesinde yaklaşık 32 bin yetime aylık düzenli 90 TL olmak üzere yardım yapıyoruz. Bunlardan 800'ü Arnavutluk'ta. 2008 yılında başlamıştık biz Arnavutluk'ta yetimlere yardımcı olmaya. Şu an itibariyle 800'ü buldu. Bu yardımlarımızı bugün ikinci 6 aylık dilimini kendilerine takdim etmek üzere buradayız. Onlar gülünce biz de gülüyoruz. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Programın son kısmında sahneyi rengarenk kıyafetleriyle palyaçolar aldı. Çocukların büyük ilgi gösterdikleri palyaçolar salonda keyifli dakikalar yaşanmasına neden oldu. Kosova'nın tarihi şehri Prizren'de sosyal ve kültürel etkinliklerin adresi Yunus Emre Türk Kültür Merkezi özel bir projeye daha imza attı. Engellilere yönelik düzenlenen fotoğrafçılık eğitimi büyük ilgi gördü. Farklı ülkelerde faaliyet gösteren Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde sosyal ve kültürel etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Kuruluşundan bu yana çok sayıda faaliyete imza atan Prizren Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde özel bir proje daha başladı. Merkezde engelliler için fotoğrafçılık kursu açıldı. 3 ay sürecek kursun 8 öğrencisi bulunuyor. Yunus Emre Enstitüsü ve Prizren Türk Kültür Merkezi olarak bizler sadece Türk dilini, Türk tarihini, sanatını, kültürünü tanıtmakla kalmayıp sosyal sorumluluk projelerini de elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışıyoruz. Bundan birkaç ay önce bize Prizren'de bulunan Musküler Distrofi Kişiler Derneği fotoğrafçılık kursu talebinde bulundu. Biz de değerlendirmelerimiz sonucu böyle bir kursa destek vermeye karar verdik. Kursun ilk günlerinde fotoğraf makineleriyle tanışan öğrenciler stüdyoda ilk çekimlerini gerçekleştirdi. Bu haftada iki gündü ve 1,5 saat bir ders olarak. İki günde 1,5 saat. Ama biz hemen hemen haftanın her günü çalışıyoruz. Çünkü çocuklarda büyük bir heves var. Çocuklar bir şeyler öğrenmek istiyorlar ve inanılmaz derecede zeki çocuklar. Yani verdiğimiz bir görevi tek bir defasında söylüyorum ve artık ikinci defaya gerek kalmıyor. Fotoğrafçılık eğitiminin sloganı hayat siyah ve beyazdan ibaret değil. Kısa sürede büyük ilerleme kaydeden öğrenciler ise her gün yeni bir şey öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. Ben kursa katılmaktan oldukça memnunum. Bu hayatta bizler de varız ve bana göre çekeceğimiz fotoğraflar kendimizi kanıtlamamızın en güzel ispatıdır. Ben Yunus Emre Kültür Merkezi'ne çok teşekkür ediyorum. Bizler için de bir şeylerin yapıldığını görmek bizleri mutlu ediyor. Fotoğraflarla uğraşmak çok keyifli. Burada olmaktan çok mutluyum. Biz kendimize güveniyoruz ve herkes gibi bizler de başarabiliriz. İleride kendi sergimi de açmayı düşünüyorum. Fotoğraf benim için artık hayatımın bir parçası. Duyarlılıklarından dolayı herkese çok teşekkürler. 3 ayın sonunda eğitimini tamamlayan öğrencilere düzenlenecek bir törenle sertifikalara verilecek. Kurs süresince çekilen fotoğraflarsa Prizren Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde sergilenecek. İstanbul'da Kore rüzgarı esiyor bugünlerde. Dünya Kültür Fuarı kapsamında düzenlenen etkinliklerle İstanbullular Kore kültürünü yakından tanıyor. Fuar kapsamında gerçekleşen programlardan biri de Türk-Kore Film Haftası. Ve bu haftanın en ilgi çeken konuğu ise dünyaca ünlü Koreli yönetmen Kim Kuduk.
Kore kültürünü İstanbul'a taşıyan İstanbul Genjo Dünya Kültür Fuarı Expo 2013 tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'de ilk kez gerçekleşen Dünya Kültür Fuarı Expo kapsamında İstanbul'un çeşitli mekanlarında pek çok etkinliğin yanı sıra Türk-Kore Film Haftası da düzenleniyor. Dünyaca ünlü Kore yapımı onlarca filmi Türk izleyiciyle buluşturan Film Haftası'na Kore'den pek çok sanatçı katıldı. Expo'nun en çok ilgi çeken konuklarından biri de Türk-Kore Film Haftası dolayısıyla İstanbul'a gelen Güney Koreli efsane yönetmen Kim Ki-duk'tu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema Televizyon Merkezi'nde gerçekleşen söyleşide hayranlarıyla buluşan ünlü yönetmen sorulara verdiği samimi yanıtlarla izleyicilerden alkış aldı. Söyleşide Koreli yönetmen 33 yaşında izlediği ilk filmden etkilenip yönetmen olmaya karar verme hikayesini de anlattı. Hepiniz film eğitimimi merak ediyorsunuz. Film çekmek için en gerekli şey yaşam. Film yaşamın görüntülü kaydıdır. Askerde yaşadıklarım, fabrika günlerim. Yaşarken karşılaştığım tüm insanlar benim sinema eğitimimdir, sinema malzememdir. Benim için film çekmek beyazı anlatabilmek için siyah çekmektir. Daha önce hiç roman okumadım. Belki şimdi çok güzel bir roman okusam yazar olmak isteyebilirim. Söyleşi öncesi dünya ünlü Koreli yönetmen Kim Ki-duk'un Venedik'te geçtiğimiz yıl Altın Aslan alan Acı filmi gösterildi. Kendisine soru soranları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ünlü yönetmen Kim Ki-duk, söyleşinin sonunda ise Arirang filminden bir şarkıyı seslendirdi. Türk sinemasının ödüllü filminin de gösterildiği Türk-Kore Film Haftası'nda Kim Ki-duk'la buluşma başlığı altında ise usta yönetmenin Zaman, Boş Ev, Fedakar Kız, Acı adlı filmleri izleyiciyle buluşacak. Türkiye ve Kore yapımı onlarca sinema filminin ücretsiz olarak gösterileceği Türk-Kore Film Haftası 19 Eylül'e kadar devam edecek. Siyaset, bilim, sanat ve edebiyat dünyasının önemli isimlerini andığımız bölümümüzde bugün Libya'nın bağımsızlığının lideri kabul edilen Ömer Muhtar var. Libya'nın bağımsızlığının sembolü ve özgürlük hareketinin lideriydi Ömer Muhtar. Libya'daki en büyük Arap kabilelerinden Menife'ye mensup Gays ailesinden olan Ömer Muhtar, 1862'de Berkan'ın Defne bölgesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına babasını örnek alarak başlayan Muhtar, babasını erken yaşta kaybedince Senusi tarikatının himayesine girdi ve dini eğitimini burada tamamladı. Ömer Muhtar, uzun yıllar sürecek bağımsızlık mücadelesi serüvenine 1911'de başladı. İtalyanların Libya'ya çıkarma yapmasıyla birlikte Osmanlı subayları ve Ahmet Eşşerif Es-Senusi'nin önderliğinde kurulan harekete katıldı. Uşi Anlaşması'yla Osmanlı hakimiyeti Libya toprakları üzerinde tamamen bitti. 1922'de İtalyanların kendi iktidarının Libya'yı sömürge politikaları gütmesi üzerine Çöl Arslanı 1923'te yeni bir bağımsızlık hareketi başlattı. Asıl mesleği öğretmenlik olan Ömer Muhtar, vatan toprakları için verdiği mücadele uğruna mesleğini terk ederek halkı harekete geçiren bir lider oldu. 20 yıla yakın bir süre direnen Ömer Muhtar liderliğindeki Libya halkı, İtalyan kuvvetlerine ciddi kayıplar yaşattı. Takvimler 11 Eylül'ü gösterdiğinde mücadelenin hep ön saflarında yer alan Ömer Muhtar, bir çarpışmada yaralandı ve İtalyanlara esir düştü. İtalyan General Rodolfo Griziani başkanlığında kurulan savaş mahkemesinde isyankar olarak yargılanan Muhtar idama mahkum edildi. 16 Eylül'de Suluk kampında asılarak idam edildi. Ömer Muhtar şehadete ise şu sözlerle yürüdü: "Hüküm ve karar yalnız Allah'ındır. Sizin sahte ve uydurma hükmünüzün hiçbir geçerliliği yoktur."
Afrika'da Avrupa sömürgeciliğinin karşısında bağımsızlık mücadelesi veren Ömer El Muhtar, Berka halkının verdiği Seyit ve Şeyhüşşüheda isimleriyle anılıyor. Sofya, Tiran, Prizren ve İstanbul'dan haberlerle karşınızdaydık bugün. Yarın 15.30'da TRT Türk ekranında yeniden görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.